Olmuş mu hocam şu masal? Ben Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak şehit kanlarıyla sulanmış olan her bir karış toprağında şehit kanı bulunan topraklarımızda Fransa'daki olayları sebep göstererek meşru olarak kurulmuş olan hükümete karşı ayaklanma, iç kargaşa çıkarma, halkın kin ve nefrete sevk etmek için sunuculuğunu yapmış olduğu Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın haber programında çağrı yaparak alenen suç işlemiştir. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası şeklinde sözler sarf etmek suretiyle halkı sokağa çıkarma çağrısında bulunmuş, görüldüğü gibi Fransa olmuş fark etmez gibi tabirler kullanarak Türkiye'de de Fransa'daki olaylara benzer olayları teşvik ettiği kendi söylemlerinde görülmektedir. Vatandaşımızı iç kargaşa ve ayaklanma çıkarmaya teşvik etmektedir. Bu şahıs hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyoruz. Şaban Özdağ'ın Pamukova Taşıyıcılar Kooperatif Başkanıyım. Sivil toplum örgütleri, bütün arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız, kamyoncilik arkadaşlarımız hepsi yanımda. Bu Fox TV kanalında Fatih Portakal'ın yapmış olduğu bu kışkırtıcı sokağa çıkalım eylemlerinde bulunduğu için biz bütün kamyoncu esnaf olarak Pamukova Taşıyıcılar'ı da ve dışarıda Pamukova'da olan esnaf ve halk olarak şikayetçi olduk, şikayetçiyiz. Dava dilekçemizi yazdık. Güneydoğu'da -35 derece polis ve askerlerimiz çatışma bölgesinde sabaha kadar gece gündüz biz ülkemizin bayrağımızın ezanımızın susmaması için burada mücadele verirken böyle bir açıklama yapan Fatih Portakal ve onun yandaşı İsmail Küçükkaya beyefendi adam gibi program yapmaya, adam gibi haber yapmaya davet ediyorum. Bu ülke boş değil, bu ülke onların değil, hepimizin. Ya adam gibi program yapsınlar ya da o ülkede televizyon kanalında hiç kimseyi kışkırtacak program yapmasınlar. En zor şartlarda, şu anda en zor şartlarda mücadele veren, devletimize vergi ödeyen, en zor şartlarda mücadele ederken şu anlamda hava şartları olsun, ülkemizin durumlarını görerek biz en kötü durumda biz olduğumuz halde kamyoncu esnaf olarak biz hiçbir şekilde devletimizden, vatanımızdan, milletimizden, polisimizden, askerimizden en çok ceza biz yediğimiz halde hiçbir davacı şikayetçi değiliz. Daha rahat, kolay ekmek parası kazanan insanlar ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Kimin taşeronluğunu yapıyorsa gitsin o ülkede taşeronluk yapsın. Bizim ülkede taşeronluğa ihtiyaç yok. Yeterince ülkeyi seven vatandaşlarımız var zaten. Kabul etmiyoruz böyle bir açıklamasını. Şehitler! Ölme!